Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakü'de Azerbaycan mevkidaşıyla ortak basın toplantısı yaptı. Ekranlarınıza getirdik. Devam edelim. Şimdi ekonomide özellikle yıllarca çalışıyorsunuz. Nihayet çalışıyoruz. Nihayetinde emeklilik planı yapıyoruz. Sene sonu geldi. Emeklilik planı yapanlar var. Ancak önünüzde dikkat çeken ve emeklilik planı yapanlar için endişe veren de bir örnek var. Bir çalışan 5 yıl önce emekli oldu. Aslında prim gün sayısının eksik olduğu sonradan anlaşıldı ve emekliliği iptal oluyor. Ödenen para da faiziyle geri isteniyor. Böyle bir örnek var. Bir de konuğumuz var. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç benimle bu konuyu konuşacağız. Şimdi EYT'liler için özellikle uyarı yapılıyor. Bu örnek üzerinden de uyarılar var. Hesaplama yapılırken yanlışlık olabilir diye. EYT sürecinde de EYT'lilerin böyle hummalı şekilde hesaplama yaptığı dönemleri görmüştük. Hangi sebeplerle hatalı bağlanıyor emekli aile? Önce bununla başlayalım. Neye dikkat etmek lazım? Evet Sena Erkan, Sosyal Güvenlik Kurumu emekli aylığını bağladıktan sonra zaman zaman inceleme ve kontroller yapılıyor. Bazen de denetimler söz konusu olabiliyor. Bu yapılan incelemeler sonucunda emeklilik işlemi sırasında hata yapıldığı ortaya çıkabiliyor. Bu durumda da emekli aylığı ya fazla ödenmiş oldu, fazla bağlanmış olabiliyor, aşağı çekiliyor, azaltılıyor. Yahut da tamamen emekliliği hak etmeden aylık bağlanmış olduğu ortaya çıkabiliyor. Bu durumda da aylık iptal edilebiliyor. Orada da faiziyle geri isteniyor. Faiziyle geri isteniyor. Orada da şuna bakılıyor. Hata kimdense, hata Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kaynaklanıyorsa 5 yıl geriye isteniyor. Son 5 yıl. Ama bazı durumlarda hata vatandaşın kusurundan, kastından ya da kusurundan kaynaklanabiliyor. O durumda 10 yıl geriye isteniyor. Son 10 yıl ödenen emekli aylığı faiziyle geri istenebiliyor. Hangi sebeplerle hatalı bağlanıyor dediniz? Çok sebepler var aslında ama bunların başında ortağı olduğu şirketten SSK'lı olarak gösterilenler var mesela. Daha kolay emekli olabildiği için SSK'lı olarak gösteriliyor. Bunlara bir istisnai durum var ama orada bir günlük işten giriş çıkış yapıldığı zaman o hakkını kaybediyor. Bu daha sonra karşısına böyle bir emeklilik iptali gibi bir sonuç ortaya çıkartabiliyor. Bir başkası şu, başkasına ait prim günleri kendisinin üzerine kaydedilmiş olabiliyor yanlışlıkla ve emeklilik işlemi sırasında bu gözden kaçmış olabiliyor. Bağkur prim borçları için biliyorsunuz zaman zaman kanunlar çıkartılıyor ve prim borçları siliniyor. O prim borçları silindiği zaman silinen borçların karşılık gelen süreler durduruluyor. Yani emeklilikte dikkate alınmıyor. Bunun o sürelerin tekrar emeklilikte dikkate alınabilmesi için prim ödenmesi gerekiyor. İhya edilip prim ödenmesi gerekiyor. Ama o ihya primi tüm durdurulan sigortalık süreleri için yapılması gerekiyor. Yani normalde benim 1000 gün emekli güne ihtiyacım varken işte 3000 günüm durdurulmuşsa o 3000 günün tamamını ihya etmek gerekiyor. Bazı durumlarda işte biraz işin kolayına kaçıp biraz uyanıklık yapıp işte o dönemde askerlik yapmışsa yahut da işte doğum yapmışsa o borçlanma yapabiliyor. Askerlik doğum borçlanması yapmış olabiliyor. Durdurulan sigortalık süresine denk gelen askerlik ve doğum borçlanması gibi borçlanmalarını Sosyal Güvenlik Kurumu geçersiz sayıyor. Bundan dolayı da iptaller söz konusu olabiliyor. Bir başka sebep şu, aynı anda birden fazla işverene bağlı olarak sigortalı çalışanlar olabiliyor. Özellikle serbest meslek sahipleri çok, işte mühendisler, mimarlar gibi, avukatlar gibi. Bunlar her işveren kendi primini kendisi yatırıyor ve bir ay için normalde işte bir işveren 30 gün öbürü 30 gün falan yatırırken normalde sadece 30 gün ikisinin toplamında 30 gün kabul edilmesi gerekirken Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümünde ayrı ayrı işverenlerin yatırdıkları sürelerin toplamı görünüyor. Yani 30 gün değil de 60 gün 90 gün görünebiliyor örneğin. Bu daha sonra ortaya çıkarsa tespit edilirse bu şekilde ve o kişinin normalde hak etmediği halde, yani henüz emekliliği hak etmediği halde emekli aylığı bağlandığı tespit edilirse bu durumda da iptal edilebiliyor. Bir de geçmişte anne babaya ait iş yerinde 18 yaşından küçükken sigortalı gösterilen çocuklar var. O takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu
Evet, bunu geçerli kabul edebilmek için mahkeme onayı olmasını gerekiyor. Diğer sorunuz vardı en başta EYT'ler konusundaki bağlantı isterseniz kısaca ona değineyim. Buyurun. Evet, şimdi EYT'liler biliyorsunuz son derece yoğun bir şekilde başvuru oldu ve yoğun bir şekilde emekli aile bağlandı. Burada hata yapma olasılığı yüksek, evet. Bu saydığım hususlardan işte kendilerinin tespit edebildiği bir hata varsa hiç beklemesinler. Sosyal güvenlik kuruluna kendileri başvursunlar. Benim işlemimde hata olabilir, bir kontrol edin diye. Ama kendilerinin iradeleri dışında bir hata da ileride çıkabilir. Şöyle bir şey de olabilir, onu da söyleyeyim. EYT'lilerin emekli aylıkları olduğundan düşük de bağlanmış olabilir. Yani hep ona sadece fazla gerekiyor. Bağlanmış olabilir diyoruz. Hı-hı. Düşük de bağlanmış olabilir. O konuda da kontrol yapılmasını kendileri isteyebilirler. Peki her halükarda ince, dikkat ve hassas hesap yapmayı gerektiren, bol da kontrol gerektiren bir süreç. Bunu anlıyoruz. Çok teşekkürler Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç. Çok sağ olun.